Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Payable tanıtım videosunun devamını çekiyorum. Eğer işinize yararsa bu bilgiler, videoya like atarsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi ayarlara geçelim. En son saldırı bölümünü yaptım. Şimdi pet bölümüne geçiyorum. Pet ayarları bölümünden şu şekilde, misal petinizin sürekli şehirde veya kasım alanında diriltilmesini istiyorsanız saldırı petini kullan diyebilirsiniz. Bir de saldırı petini çağır demeniz lazım. Eğer canavarlara saldırmasını istemiyorsanız şu şekilde tıklayıp petinizi güvene almış oluyorsunuz. Bu şekilde eğer buraya tıklamazsanız canavarlara saldırır, petiniz daha erken ölür. İsterseniz bu oto saldırı petini çağır yerine sadece şehirde uyandırabilirsiniz petini. Buraya tıklarsanız petinizi sadece şehirde uyandırırsınız. Ya da sadece kasım alanında uyandırabilirsiniz ama bu genelde kasım alanında bunları açamıyorsunuz. O yüzden ben genelde bu şekilde şehirdeyi tıklıyorum. Misal petiniz öldükten sonra uyandırmasını istiyorsanız, ölen peti kaldırmasını istiyorsanız botun otomatik olarak buraya tıklamanız gerekiyor. Buraya sıfır yaparsanız sınırsız sayıda petinizi, yani her öldüğünde kesinlikle kaldırır. Ama diyorsanız ki misal 4 defa ölsün, 4 defa öldükten sonra bir daha kaldırmakla falan uğraşmasın bot. Eğer öyle istiyorsanız buraya 4 yazabilirsiniz ama ben genelde sürekli kaldırmasını istediğim için 0 yapıyorum. Burası da tamamen sizin tercihiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İstiyorsanız buradan petiniz öldükten sonra şehre döndürebilirsiniz karakterinizi. Veya pet canlandırması bitince yine aynı şekilde şehre ışınlayabiliyorsunuz çarınızı. Ben genelde bunları hiç tercih etmiyorum. Partide kasıldığı sürece parti yerinde pet canlandırması bitene kadar uyandırıyor. Ondan sonra bir daha uğraşmıyor. Şehire gidene kadar. Şehire gidince tekrar resini alıyor. Ondan sonra şehri uyandırıyor. O şekilde kasılmalarına geliyor oyuncu. Fellow pet yeteneğini kullan. Şehirdeyken kullan diyorsunuz. Bu işte ST Rain falan olsun Fellow'larda. Bu şekilde buraya basarsanız şehirdeyken de Fellow'unuz size buff basıyor. Saldırı petini koru derseniz eğer eğer petinize biri saldırırsa, herhangi bir canavar falan saldırırsa o canavarı hedef seçiyor. Önce onu kesiyor, ondan sonra diğerlerine geçiyor. İstiyorsanız buradan peti kapat derseniz hiç bota bak, hiç çara bakmadan bot üzerinden peti kapatabilirsiniz. Misal bu şekilde peti kapat diyorum. Gördüğünüz gibi az önce açık olan petimi kapattı. Bu şekilde peti buradan da kapatabilirsiniz. Eğer mesela aktarmak istiyorsunuz başka bir çara, çarınız bottadır, klienti kapalıdır. Bu şekilde buradan kapatıp aktarabilirsiniz. Bu birazdan şeyi göstereceğim. Bottan takas atmayı, bottan takas kabul etmeyi, bunları birazdan göstereceğim. O yüzden bir sonraki videoda izlersiniz. Orada nasıl aktarabilirsiniz onu da görebilirsiniz. Buradan kapatıp oradan takas sistemiyle klient kapalıyken petinizi aktarabilirsiniz. Buradan kervanın canını görebiliyorsunuz. Beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.